İyi günler. Paranın yönüyle karşınızdayız. Haftayı ortaladık. Haftanın 3. işlem günündeyiz. Gelişmeleri aktaracağız. Önce özetlerle başlayalım. Bugün özelinde hangi başlıklar var? Bir o başlıkları izleyelim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi. Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Editaş da Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili bürokratların katıldığı toplantıda kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüldüğü öğrenildi. Toplantı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü. Rusya Merkez Bankası yarın olağanüstü toplanacağını açıkladı. Banka normal takvimde toplantısını 10 Haziran'da gerçekleştirecekti. Rusya Merkez Bankası son toplantısında politika faizini %17'den %14'e düşürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Rusya'nın ABD'li yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren ve sona erecek istisnanın uzatılmayacağını bildirdi. Söz konusu istisnanın sona ermesiyle Rusya'nın yatırımcılara ödeme yapmasının engellenmesi amaçlanıyor. Böylece Rusya'nın temerrüde düşmenin eşiğine gelmesi bekleniyor. Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic, resesyon endişelerine dair değerlendirmelerde bulundu. Fed'in yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırmaya devam edeceğinin altını çizen Bostic, faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sokmayacağına inandığını söyledi. Avrupa'da Rusya'ya yönelik enerji ambargosunda oy birliği sağlanamıyor. Son olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaptırım teklifini veto edeceklerini açıkladı. Orban, akaryakıt fiyatları 40 yılın zirvesine ulaştı. Söz konusu yaptırımlar, Macaristan'da ciddi krize neden olabilir dedi. Piyasalar diyelim, haftanın ortasında piyasalarda görünümler nasıl bakalım. BIST endeksiyle başlayacağız. Haftaya BIST endeksi aslında sakin başladı. Haftanın ilk işlem gününü sınırı da olsa yükselişle tamamlamıştı. Dün düşüş vardı. Bugün şu saat itibarıyla yarım puanlık yukarı yönlü bir hareketi takip ediyoruz. 2388 puan seviyesi son görülen seviye. Aslında son 3 gündür hiç 2400 puan seviyesini test etmedi. Dün gün içi anlamında 2398 puan seviyesini test etmişti. Haftanın ilk işlem gününde de yine 2397 puan seviyesini görmüştü. Bugün hafta ortasında da yine en yüksek 2397 puan seviyesini endeks test ediyor. Toplu endekslere bakalım. Uzmanlar kritik seviye olarak BIST 100'de 2400 puan seviyesini gösteriyorlar. Tahvil bono beklentisi var. Enflasyona endeksi süper bono enstrümanının gelmesine yönelik bir beklenti var. Bunun biraz da BIST 100 endeksini baskıladığı belirtiliyor. Bankacılık endeksinde 1984 puan seviyesi görülüyor. %0.89'luk aşağı yönlü bir hareket var. Sınai endeksi 4179 puan seviyesinde %0.62 yükseliyor. Turizmde yükselişler var. Teknolojide de %1.5'un üzerinde kazançları görüyoruz. Spor %3.35 aşağıda. Gayrimenkulde de yatay negatif bir görünüm var. Aslında endekslerin geneline baktığımızda karışık seviyeler söz konusu. Birkaç şirket haberinden bahsetmek istiyorum. Arçelik 6 milyar TL'lik geri alım daha yaptı. Diğer yandan Esenboğa GES kapsamında yeni sözleşme imzaladı ve Girişim Elektrik de 8 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Şirket haberlerinde öne çıkan başlıklar da böyleydi. Hemen yönümüzü küresele çevirelim. Asya piyasalarında bugün kapanışlara bakalım. Çin'in Şanghay Endeksi 3107 puan seviyesinden günü tamamladı. Asya'da da haftanın ilk işlem gününde yemyeşil bir tablo vardı. Dün kıpkırmızıydı. Bugün karışık görünümleri takip ettik. Japonya ve Hindistan düştü. Güney Kore ve Hong Kong'da da görece yükselişler vardı. Amerika'da borsalar bugün nasıl? Dow Jones Endeksi 31.784 puan seviyesinde, S&P 3.923 puan seviyesini görüyoruz ve Nasdaq Endeksinde de yarım puan üzerinde satış var. Özellikle konut satışları dün geldikten sonra beklenti 750 bin seviyesine gelmesi önündeydi. 590 bin olarak açıklandı ve hizmet PMI'larının da Amerika'da beklentinin altında kalması dün ciddi satışları da beraberinde getirdi. Bir anda öğleden sonra açılış sonrasında %3'leri bulan düşüşleri gördük Nasdaq Endeksinde. Keza S&P 500 Endeksinde de yine %2'leri aşan kayıplar vardı. Dün Snapchat
dikkat çekti. %30 civarında değer kaybetti ki burada hissenin değer kaybetmesinde önemli etken olarak CEO'nun çalışanlara bu sene büyümenin daha düşük olacağına yönelik düşüncelerini paylaşması etkili olduğu belirtiliyor. Evet, Snapchat'te %30 civarında bir düşüş vardı. Bunun aksine Zoom hisselerinde ise yükselişler var. Buraya baktığımızda görüntülü sohbet yazılımın ilk çeyrek büyümeleri beklentinin üzerinde geldiğini belirtelim. Ama genel itibariyle piyasalarda kırmızı hava devam ediyor. Borsalar baskılanıyor. Ki haftanın ilk işlem gününde 4000 puan seviyesinin altında yeniden S&P işlem görmeye başlamıştı. Dün akşam saatlerinde 3800'leri test ediyordu. Bugün spot piyasaları bakalım nasıl bir açılış yapacak. Vadeli tarafa baktığımızda 3923 puan seviyesinde şu an işlem görüyor S&P 500 endeksi. Bunun aksine dolar endeksinde birkaç gündür gevşemeyi görüyorduk ki 102.32'lere geldi. Bugün yukarı yönlü bir hareket var. Ancak 104'ün üzerindeki seviyelerden bu seviyelere geldiğini de hatırlatmakta fayda var. 101.78'ler de bugün dolar endeksinde test edildi. Peki Avrupa borsalarında son görünümler nasıl? Karışık seyirler var burada da. Londra yatay, Paris 6237 puan seviyesinde. DAX endeksinde geri çekilmeyi görüyoruz. Dün de %1.6'nın üzerinde satış yemişti. Madrid borsası da 8660 puan seviyesinden işlem görüyor. Lagarde'ın Temmuz'u işaret etmesi, akabinde yine ECB üyelerinin Temmuz ve Eylül'e yönelik açıklamaları Euro-Dolar paritesinde de Euro'nun dolar karşısında güçlenmesine yol açmıştı. 1.07'lere geldi parite. Bunu da hatırlatmış olalım. Öte yandan altın cephesine baktığımızda 1800 dolar seviyesinin üzerindeki seviyeler yeniden görülmeye başlandı ki bugün 1855 dolar seviyesinde yarım puanın üzerinde satış var. Fed üyelerinden açıklamalar var. Tabii altın bir miktar daha baskılanıyor. Acaba baskılanmaya devam edecek mi? Atalanta Fed Başkanı Rafael Bostic'in açıklamalarına baktığımızda yüksek enflasyonun olduğunu kabul ediyoruz. Bununla başa çıkmak için de faiz artışlarının gerçekleşmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu arada bu yıl FOMC'de oy vermiyor kendisi ve yakın vadede de piyasaların toparlanacağına dair yorumlarını belirtiyor. Bu mercek altında baktığımızda, bu başlıklar altında baktığımızda ons altında 1855 dolar seviyesini görüyoruz. 1852 dolar seviyesinin altına hiç inmedi. Petrole bakalım. Ham petrol 111 dolar seviyesinin üzerinde %1.18 yükseliyor. Petrole ilişkin haber başlıklarına baktığımızda da ABD stratejik rezervlerinden 40.1 milyon varil petrol satıyor. Diğer yandan JP Morgan Brent petrol için ikinci çeyrek tahminini değiştirdi. Hazır Brent petrol demişken onu da görelim. 111 dolar 63 sent oldu. %0.85'lik yükselişiyle 112 dolar 18 sent yukarıda gördüğü en yüksek seviye. Brent petrole baktığımızda JP Morgan'ın tahmini 114 dolar olarak belirttiler. Daha önceki tahmini 104 dolardı. Piyasalarda öne çıkan başlıkları aktardık. Şimdi bir değerlendirme alacağız. Bizlerle birlikte Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abuzer Pınar olacak. Hocam hoş geldiniz Zeyna. Merhabalar. Hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. İçeriyle başlayalım. Moody's'in ve benzer kurumların Türkiye'nin büyümesine yönelik beklentilerini görüyoruz. Ne dersiniz? Büyüme anlamında nasıl bir yıl olacak? İlk çeyreğe ve senenin devamı için siz Türkiye ekonomisi için nasıl bir büyüme beklersiniz? Kolay bir yıl olmayacak. Bunu görebiliyoruz. Çünkü bir ülkenin kendi şartları içerisindeki tabii büyümesini değerlendiririz. Bir de küresel ekonomide olup bitenleri izleyerek bir değerlendirme yaparız. Şimdi biz sonuçta ihracatla büyümeye çalışan bir ülkeyiz. Yurt dışında bizim ticaret partnerlerimizde meydana gelen gelişmeler bizim de tabii ki büyümemizi etkiler. Yurt dışında ne oluyor şu anda? İşte bu enflasyon nedeniyle faiz artışları gündemde. Bu hem Amerika'da böyle, Avrupa'da bu niyet ortaya kondu ki kesinlikle yapılacağını biliyoruz. Sadece miktarından emin değiliz. Diğer ülkelerde de yani bizim mesela Suudi Arabistan dahil olmak üzere, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere az veya çok faiz artırıyorlar. Faiz artışı demek ekonomide bir miktar yavaşlama demektir. Bizim ihracat yaptığımız ülkelerin örneğin talebinin bir miktar azalması demektir.
Bu da bizim ihracatımızı bir miktar aşağı çeker tabii ki. Ya sadece bu açıdan baktığımız zaman. Ayrıca tabii bizim ulusal düzeyde başka türlü sorunlarımız da var. Yani özellikle bu dolar ihtiyacı, her ne kadar turizm mevsimine giriyorsak ve beklentimiz biraz yüksekse de, ki gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor bu yıl. Geçen seneye göre, belki seneye göre çok daha iyi olacak gibi görünüyor. Ama buna rağmen nihayetinde biz ihracat yaparken üretimin bir kısmını ithal ettiğimiz ara mallarıyla yürüten bir ülkeyiz. Diğer taraftan enflasyon bizde de var. Enflasyon fiyatlamalar üzerinde tabii belirsizlikler yaratıyor ve bunun da yatırımcılar, tasarrufçular, tüketiciler üzerinde etkileri oluyor. Bundan dolayı yani bu yıl bir büyümemiz olacak. Orada herhangi bir şüphe yok. Fakat normalde bizim büyüme trendine baktığımız zaman %4-5 civarında bir büyüme olduğu zaman Türkiye ekonomisi dengesini bulur. Dolayısıyla yapılan tahminlerde şu an gördüğümüz kadarıyla bunun biraz altında olacak gibi görünüyor. Enflasyona da temas ettiniz. Enflasyon için peki tepe görüldü mü? Senenin kalanında görünümler nasıl devam edecek? Tabii ki enflasyonda gelinen noktayı konuşmuşken enflasyonla mücadele anlamında atılan adımlara da değinmek lazım. Hangi adımlar sizce önümüzdeki dönem için gelmeli? Şimdi tepe noktasına geldik mi onu tabii şimdi bir şey söylemek çok zor. Ama ben geldiğimizi düşünmüyorum. Çünkü önce bir enflasyonun işin maliyet veya tüketici enflasyonu tarafında yönünü aşağı çevirdiğini bir görmemiz gerekir. Şu an itibariyle son aylarda sürekli bir artış ile karşı karşıyayız. Maliyet enflasyonu da oldukça yüksek. Özellikle burada tabii küresel emtia fiyatlarının da başta enerji ve gıda olmak üzere etkisi var. Dolayısıyla henüz yönünü aşağı doğru çevirmiş değil gördüğümüz kadarıyla. Enflasyonla mücadele konusunda tabii bir tercih meselesidir. Yani bir taraftan siz ekonomik büyümeyi planlarsınız, hedeflersiniz. Diğer taraftan enflasyonu dikkate alırsınız. Dikkat ederseniz şu anda küresel düzeyde tartışılan konu bu. Bir taraftan enflasyon bir sorunken, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, enflasyonu düşürmek için atılan adımlar tabii ki büyüme üzerine bir baskı yaratıyor. Ve dolayısıyla burada resesyon olur mu olmaz mı tartışması yapılıyor. Bu tartışma bizim için de geçerli. Yani şu anda gördüğüm kadarıyla ekonomi yönetimi birincil mesele olarak enflasyonu görmüyor. Daha çok mevcut büyümenin sürdürülmesi yönünde adımlar atılıyor gibi görünüyor. Burada fiyatlar, denetimler, fiyat kontrolleri konusunda bazı adımlar var. Evet, bu fahiş fiyatlar konusunda bunların bir miktar etkisi olabilir. Fakat bunun perde arkasında tabii dinamik bir süreçle gelişen bir enflasyon var. Bu enflasyona yönelik olarak atılacak temel adımlar konusunda bir ihtiyat görüyoruz. O anlamda bu yılın sonuna kadar belki bir izlemek lazım. Yaz aylarını ve sonbahar ayını izlemek lazım. Ama henüz zirveden aşağıya dönüş gibi bir sinyal göremiyorum ben şahsen. Küresel başlıklara da içeriği konuşurken temas ettiniz. Bugün FED tutanakları gelecek. Ne dersiniz? 4 Mayıs'ta gerçekleşen toplantıda 50 bas puanlık bir faiz artışı gerçekleşmişti ki 2000 yılından itibaren baktığımızda en yüksek artış olarak kayıtlara geçmişti. Tutanaklarda hangi başlıklar ön plana çıkacaktır? Fed için artık piyasalar önemini yitirdi diyebilir miyiz? Fed de enflasyonla mücadele anlamında artık başka gözü hiçbir şey önümüzdeki dönemde görmeyecek mi? Gördüğümüz kadarıyla Fed'in duruşu aşağı yukarı belli aslında. Orada fazla bir belirsizlik yok. Faiz artışına devam edilecek. Sadece Fed içerisinde ufak tefek bazı çatlak sesler var. O da şu anlamda, önümüzdeki 1-2 ay için konuşmuyoruz bunu. Haziran-Temmuz için konuşmuyoruz. Fakat acaba sonbahar döneminde mesela faiz artışlarına ara verilebilir mi gibi tartışmalar var. Fakat ben bunu sağlıklı buluyorum. Şundan dolayı piyasalar olumlu olumsuz taraflarının tamamını görsünler diye. Gördüğümüz kadarıyla faiz artışı devam edecek ve faiz artışıyla beraber hem istihdam hem enflasyon konusunda gelecek olan rakamlar izlenecek. Eğer örneğin son açıklanan aylık enflasyonda bir miktar, çok az da olsa, aşağı yönlü bir eğilim vardı. Dolayısıyla bunun bir süre, en azından 2-3 ay kadar böyle bir eğilimde olduğu görülürse belki bir miktar frene basma gündeme gelebilir, bu konuşulabilir. Ama şu an için çok erken. Gördüğümüz kadarıyla bu yaz başında da bir faiz artışı olacak. Daha sonra enflasyon rakamları takip edilecek ve ona göre yola devam edilecek. Ortada bir belirsizlik olduğunu ben düşünmüyorum yani Fed'de.
FED konusunda belirsizlik yok diyorsunuz. Faiz artışları devam eder, enflasyonla mücadele sürer dediniz ki FED üyelerinden de her gün yeni açıklamaları takip ediyoruz. Bugün Atlanta FED Başkanı Bastien açıklamaları vardı ki FED'in faiz artışları resesyona neden olmayacak ifadelerini kullandı. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri için resesyon söylentileri, sesleri oldukça fazla artmıştı. Siz ne dersiniz? Faiz artışları resesyonu tetikleyecek mi? Önümüzdeki dönemde yeniden Amerika'da resesyon sesleri yükselir mi? Böyle bir ihtimal elbette var. Fakat ben Fed yetkililerini dinlerken bunların bir kısmının oyu var biliyorsunuz, bir kısmının yok zaten. Şimdi ben onları dinlerken şunu ciddiye alırım. Yani orada siz bir anlamda şöyle dinamik bir süreçtir bu ve her an verileri takip edersiniz, ona göre karar verirsiniz. Mesela resesyona neden olmaz dediği zaman mutlaka dayandığı bir nokta vardır ya da resesyona gidebilir, dolayısıyla ağır olalım bu konuda dendiği zaman mutlaka dayandığı bir nokta vardır. Şimdi dolayısıyla hassas bir dengeden bahsediyoruz. Çünkü bu Covid döneminde yüklü miktarda piyasaya dolar verilmişti. Emtia fiyatlarında realize oldu, bu borsalarda realize oldu. Covid döneminde ekonomi küçülürken tam tersine emtia fiyatları çok devasa boyutlarda yükseliyordu. Bu anormal bir durumdu zaten. Bu bir taraftan da aslında bizim uluslararası para sistemindeki sorunu gösteriyor. Ciddi bir sorun bence bu. Çünkü bu dengeli bir müdahale yöntemi olmamış oluyor. Bir tarafta siz parasal olarak servetleri şişirirken bir tarafta toplumun zayıf kesimlerini desteklemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir dengesizlik ortaya çıktı. Şimdi de yeni girdiğimiz dönemde bu sefer de enflasyonda yüksek bir seyir var. Bu sefer de piyasadan dolar çekmeye çalışıyoruz. Ama piyasaya dolar verirken bir kesimi etkilerken, piyasadan dolar çekerken başka bir kesimi olumsuz etkiliyoruz tabii ki. Dolayısıyla devletlerin önünde şöyle bir ikilem var. Bir taraftan biz enflasyonu evet istemiyoruz, buna yönelik bir mücadele yapacağız, tamam. Ama enflasyonu düşürürken de toplumun hassas kesimleri vardır. Covid döneminde de aynı kesim bundan etkileniyordu. Bunları desteklemek için de paketlerin gündeme gelmesi gerekiyor. Kamu harcamalarının gündeme gelmesi gerekiyor. Onları desteklemeniz gerekiyor. Bunu neyle yapacaksınız? Ya borçlanmayla yapacaksınız ya vergileri arttırarak yapacaksınız. Dolayısıyla vergileri kimden alacağınız önemli örneğin. Vergi alacağınız kesimin direnci önemli. Mesela Amerika'da öyle bir tartışma var. Bu Covid döneminde ciddi servet biriktirenler vergi versinler diyor örneğin Biden yönetimi. Ama bu kesimden de doğal olarak bir direnç geliyor. Dolayısıyla bunların hepsini hesaba katarak izleyip görmek lazım. Bu anlamda eğer hükümetler hem işin bütçe tarafında hem işin Merkez Bankası tarafında dengeli bir politika izleyebilirlerse, ekonomi daraltmayacak şekilde bir politika tasarımı yapabilirlerse resesyon olmaz. Evet bir miktar yavaşlama olur ama resesyon olmaz. Fakat bu eğer yanlış adımlar atılırsa, kontrolsüz ve eğer bir kesim vergi vermemeyi kabul ederse bu doğal olarak tabii ki devletin daha fazla borçlanması gündeme gelecek. Öyle olduğu zaman da örneğin özel sektör üzerinde baskılayıcı bir etkisi olacaktır. Dolayısıyla bir resesyon tehlikesi de olabilir bu durumda. Bu arada Atlanta Fed Başkanı'nın bu yıl oy verme hakkı bulunmuyor. Siz başta bazı üyelerin oy verme hakkı yok demiştiniz. Bunu da belirtmiş olalım. Öte yandan ekonomik verileri de takip ediyoruz. Dün Amerika'da hizmet PMI verileri beklentinin altında kalmıştı. Burada ekonomik aktivitenin de yavaşladığını görüyoruz. Öte yandan Çin'e yönelik büyüme beklentileri aşağı yönlü revize ediliyor. UBS son olarak 4'ten 3'e indirdi. Yine JP Morgan Çin ekonomik büyüme beklentisini düşürdü. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin bu denli durgunlaşması peki küresel ekonomiyi nasıl etkileyecektir? 2022 yılı için kayıp yılı diyebilir miyiz? Aslında çok derin bir daralmadan bahsetmiyoruz. Yani o anlamda çok da kötümser bir tablo olarak bence görmemek gerekir bunu. Sadece beklentilerimiz, yani yılın başında bizim beklentilerimiz vardı. O beklentiler kadar bir büyüme değil bu. Revizyonlar genellikle bir puan aşağı doğru bir eğilim gösteriyor. Dolayısıyla biz normalde 4-4,5 büyüme beklerken şu anda 3-3,5 büyüme bekliyoruz. Bu anlamda bir yıkım olarak bunu görmemek lazım. Doğru adımlar atıldığı müddetçe bence bu seyir korunacaktır. Bu yıl bir büyüme yılı olacaktır. Ama beklediğimiz düzeyde bir büyüme olmayabilir. Sadece buna dikkat çekmek gerekir. Yoksa bu yıl ciddi bir daralma gelecek. Örneğin Covid yılında olduğu gibi ciddi bir daralma gelecek diye bir beklentiden söz etmiyoruz elbette.
Peki gıda krizini de konuşalım mı? Gıda krizi de son dönemde çok fazla konuşulmaya başlandı. Gıda krizinin yaşanması, enflasyona etkisi önümüzdeki dönemde hesapları da biraz karıştıracak mı? Elbette oradan gelen bir etki oluyor. Yani ciddiye alınması gereken bir etki bu. Sebebi de şudur. Örneğin siz belli mallarda fiyatlar aşırı arttığı zaman sadece bir kesimi etkiliyor. Fakat gıda fiyatlarında aşırı bir artış olduğu zaman toplumun bütün kesimlerini etkiliyor. Burada zengin fakir tanımadan bütün toplumu etkiliyor. Bir boyutu bu, bir boyutu da tedarik konusunda ciddi sorunlar yaşanmaması çok önemli. Yani bir taraftan evet gıdada meydana gelen sıkıntılar fiyatları arttırıyor ama diğer taraftan bir kıtlık sorunu olur mu olmaz mı? Bunu da düşünmekte yarar var. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle ülkelerin önceden pozisyon alması, stoklamalar yapması nedeniyle başta Çin ve Hindistan olmak üzere COVID döneminde bunu yapmışlardı. Rusya-Ukrayna krizinde özellikle buğday gibi bizim bu havzanın temel gıda maddesi olan bir üründür bu. Bu ürünlerde özellikle sıkıntı yaşanması bu tabii ciddi olumsuz etki yaratıyor. En azından algıları bozuyor ve stoklamalara neden oluyor ve fiyat artışlarına neden oluyor. Gıda önemlidir bence ve üstelik bunun da ulusal düzeyde düşünmemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü bütün insanlık için önemli olan bir konudan bahsediyoruz. Elbette her ülke öncelikle kendi menfaatini, kendi toplumunu, insanlarını düşünür ama şunu da gördük ki COVID döneminde sadece bir ülkeyle sınırlı kalmıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşandığı zaman biz zamanında örneğin sıklıkla Afrika'dan duyardık bu açlıkla ilgili örneğin açlıktan ölen insanları bunları hep duyardık. Dolayısıyla bunun bence ulusal düzeyde değil uluslararası düzeyde ele alınması, ülkelerin bu konuda kesinlikle uzlaşması, görüşmesi, müzakere etmesi ve bir hal çaresi bulmaları gerekir diye düşünüyorum. Biraz Avrupa ekonomisini de konuşalım mı? Rusya ekonomisi bu yıl yaptırımların odağında ama Macaristan'a baktığımızda bu yaptırımları veto edeceğini ifade ettiler. Özellikle petrol konusunda. Peki Avrupa ekonomisini bu sene neler bekliyor olacak? Avrupa ekonomisi biraz sıkıntıda. Yani Amerika'ya göre baktığımız zaman biraz sıkıntıda. Bunun değişik nedenleri var. Bir, Avrupa'da küçümsenmeyecek bir sosyal devlet uygulaması var. Doğal olarak bu bir yük getiriyor tabii ki. İkincisi, Avrupa dediğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri gibi birleşik bir iradeden bahsetmiyoruz. Bu hem Merkez Bankası ve para politikası açısından böyle, hem bütçe açısından böyle. Aslında dış politikada da ciddi ayrışmalar olabiliyor zaman zaman. Bu konuda sıkıntı var Avrupa'da. Bir de bir yaşanma sorunuyla karşı karşıya, özellikle iş gücü konusunda her ne kadar göç bunun bir miktarını telafi ediyorsa da özellikle kalifiye iş gücü konusunda tabii sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. Dolayısıyla da büyüme konusunda kaygılar ortaya çıkıyor. Mesela dikkat ederseniz Amerika Merkez Bankası Fed faiz arttırırken Avrupa bu konuda biraz daha ihtiyatlı davranıyor, beklemeyi tercih ediyor. Çünkü resesyon tehlikesi daha fazla. Para konusunda atılacak adımlarda ülkeler farklı düşünebiliyor. Bir Almanya, Fransa gibi büyük ekonomileri var. İtalya, İspanya gibi büyük ama daha fazla sıkıntısı olan ekonomiler var. Bir de küçük ekonomiler var tabii ki. Dolayısıyla orada karar almakta zorlanıyor biraz. Yani ortak karar alma konusunda zorlanıyor Avrupa. Bir boyutu bu. Diğer boyutu Çin gibi yükselen ekonomiler karşısında rekabet gücü konusunda daha fazla sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Avrupa ekonomisi biraz daha ihtiyatlı davranmaya devam edecek. Biraz daha sıkıntısı fazla gibi görünüyor. Bizim açımızdan önemli tarafı da şu tabii ki bizim ciddi bir ticaret partnerimiz Avrupa Havzası. Başta Almanya olmak üzere. İhracatımızın yaklaşık yarısını biz Avrupa'ya yapıyoruz. Dolayısıyla oralardaki bir daralma bizi de olumsuz etkiliyor. Diğer taraftan sadece ihracat da değil. Aynı zamanda hizmet açısından baktığımız zaman yani turizm geliri açısından da İngiltere, Almanya bizim için önemli ülkeler. Bir de yanı başlarında Rusya ve Ukrayna krizi tabii ortaya çıkınca. Hem hocam müsaadenizle bölüyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor. İzleyelim. Sektörünü, diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz ve hiçbir zaman burada kanunlar, yönetmelikler çerçevesinde yapılan icraatlara müsaade etmeyeceğiz. Yani mevzuat belli. Mevzuat diyor ki kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Ki kira bedelleri de
rayiç bedellerinin konutlarda 20'de birini, ticaret ünitelerde de 15'te birini geçemez diyor. Bu konuda hassas bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah yapacağımız çalışmada da vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte gerek kira artışları, gerek yeni kiralanacak konutların kira fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı bir hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimize paylaşacağız. Tabii ki olur. Yani biz fırsatçılığa bu manada ne stokçuluğa ne fırsatçılığa müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Yani burada durumu bir fırsat görüp de işte enflasyon oranı açıklandı. Kira artış oranı açıklandı. Bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusuysa bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci zaten takip ediyoruz. İlgili bakanlıklarımız bu süreci takip ediyor. Düzenlemede bunlarla ilgili de inşallah çalışacağız. Biz ne konut sahibini ne de kiracıyı bu noktada mağdur etmeyecek bir düzenleme yapacağız. Ama fırsatçılığa da hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Bir tarih belirtiyor mu? Ne zaman kontrol altına alınabilir bu artış kiracılar açısından bakarsanız? En kısa zamanda çalışma tamamlanacak. Ve bu noktada fahiş artışları da birebir takip ediyoruz. Bu artışları yapanlarla ilgili yine konut fiyatlarında, yani illa kirada değil, konut fiyatlarında da olağanüstü bir artış söz konusuysa bununla ilgili de denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşımız müşteri olsunlar. Biz sosyal konut yapmaya da devam edeceğiz. Yine vatandaşımızın bu noktada ihtiyaç duyduğu hangi proje varsa, işte bugün burada kentsel dönüşümü yaptık. Öbürsü gün inşallah pazar günü büyük bir coşkuyla fethi kutlayacağımız İstanbul'un en önemli akciğeri olacak projeyi temellerini atacağız. Burayı fidanlarımızı, 145.300 fidanımızı toprakla buluşturacağız. Bu noktada da yapılması gerekenleri bir fiil ilgili bakan arkadaşlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde takip ediyoruz. Gerekli düzenlemeyi de en kısa zamanda inşallah hep birlikte yapacağız. Arkadaşlar düzenlemeyi yapacağız. Üst sınır zaten şu anki kanunlarla söz konusu. Dolayısıyla hem kanunlara uymamız gerekiyor bu noktada. Tüm vatandaşlarımızı tabii tenzih ediyorum. Sadece burada fırsatçılar için söylüyorum bunu. Bu fırsatçılara da müsaade etmeyeceğiz. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Müsaade edin. De müsaade etsin. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u dinledik. Fahiş fiyat zirvesi dün gerçekleşmişti. 4 bakanlık kapsamındaki bir çalışmamız var. Hem kiracıyı hem de ev sahibini mağdur etmeyeceğiz. Stokçuluğa, fahiş fiyatlara son dedi. Bu çalışmamız 10 gün, bir hafta 10 gün içerisinde tamamlanacak ve gerekli açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Çalışmaların detaylarını çok yakında paylaşacağız ifadesinde bulundu. Bir kez daha ifade edelim. Fahiş fiyat zirvesi dün 4 bakanlık nezdinde gerçekleşmişti. Yüksek kiralara bir son bulması adına bir çalışmanın geleceği konuşuluyordu ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı biraz önce ifade etti. Yakında bir çalışma var ve o çalışmanın detaylarını yakında aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan detaylarını paylaşacak dedi. Bu son dakika gelişmeyi de anlatmış olalım. Şimdi piyasaları konuşacağız. Gedik Yatırım Yatırım Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizlerle birlikte olacak telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İçeriğiyle başlayalım. Borsa İstanbul'da durgun seviyeleri görüyoruz. Ne dersiniz? Uzun zamandır biraz daha böyle yatay seyrediyor. Borsa İstanbul'un yeni bir hikayeye ihtiyacı mı var? Burada insan ayının son bölümüne itibaren biraz daha küresel taraftaki zayıflığın etkilerini hissettiğimiz bir görünüm söz konusu. Özellikle hani Şubat sonundan Nisan sonuna kadar yurt dışı piyasalara kıyasla oldukça güçlü ayrışan bir endeks vardı. Burada özellikle yerli yatırımcının desteğiyle birlikte bu yükselişin yaşandığını gördük. Burada biraz daha son çeyrek ve ilk çeyreğe dair
finansal sonuçlara dair olumlu beklentiler, yine enflasyonist ortamın etkisi ve özellikle yerli yatırımcının alternatif bir getiri aracının bulunmayışı biraz daha Borsa İstanbul tarafındaki bu Şubat sonundan Nisan sonuna kadar 2 aylık süreçte güçlü yükselişleri beraberinde getirdi. Ancak son dönemde biraz daha bu finansal sonuç döneminde geride kalmasıyla birlikte normalleşen bir fiyatlama eğilimi görüyoruz. Yurt dışı piyasalarda küresel çapta birçok risk başlığını takip ettiğimiz bir konjonktürdeyiz. O yüzden yurt dışındaki yani genel olarak zayıf görünümde sürüyor olması endeks tarafında bir miktar zorlanmaya ve yoruma emalene de yol açıyor. Özellikle son hani bir 10 günlük süreç içerisinde endeks tarafında 2400 puanın altında fiyatlamaların yaşandığını görüyoruz ki son günlerde 2400 seviyesinde oldukça güçlü direnç konumunda çalıştığını söylemek gerekiyor. Hani bu hafta başına itibaren endeks gün içerisindeki etkili olan alımlarla 2400 seviyesine yakınsa bile bu tarafta özellikle baktığımızda 2400 seviyesinin aşılamadığını gördük. 2400 seviyesi altında kalındığı müddetçe, bu seviye altında kapanışlar sürdüğü müddetçe de endekste zayıf görünümün devam etme potansiyeli oldukça yüksek. Özellikle burada önceki hafta test edilen 2361 seviyesi kritik bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin de altına sarkma yaşanacak olursa endekste biraz daha panik satışlarını ve teknik olarak satışların yaşandığını görebiliriz ki bu durumda da 280'li seviyelere kadar bir geri çekim söz konusu olabilir fiyatlamalarda. O nedenle 2400 seviyesi aşınmadan biraz daha endeks tarafında temkinli hareket etmek, bir miktar daha beklemede kalmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. İlk olarak 2400'ün aşılması, devamında da 2450 seviyesinin geçilmesi gerekiyor ki endekste tekrardan biraz daha toparlanmanın güç kazanımından bahsedebilelim. Aksi halde mevcuttaki görünüm biraz daha endeks tarafında yurt dışındaki zayıflığa paralel baskının sürebileceğini işaret ediyor mevcut görünümde. Küreseli de konuşalım. Küresel tarafta FED tutanakları bugün bekleniyor. Ne dersiniz? Fiyatlamalarda etkili olacak mıdır? Tutanaklar burada önemli. Yani tabii ki FED üyelerinin bu taraftaki değerlendirmeleri ama son dönemde hani gerek FED Başkanı Powell'ın gerekse diğer üyelerin yaptığı açıklamalarda aslında oluşan yani metinde de görünmesi beklenen belli ifadeler piyasalar nezdinde fiyatlamalara girdi. Özellikle burada önümüzdeki bir ya da iki toplantıda FED üyelerinin 50 bas puanlık bir faiz artımı sıcak baktığı iletişimi net bir şekilde piyasalarla kurulmuş durumda. Yani önümüzdeki birkaç toplantıda FED'in 50 bas puan arttığı faiz artımına gitmesi piyasalar açısından bir sürpriz olmayacak. Ve burada bu akşam Türkiye saatte 21.00'da açıklanacak tutanaklarda da 50 bas puanlık faiz artımını işaret eden değerlendirmeleri görmeyi bekliyoruz. Burada enflasyondaki yükseliş elimi sürdüğü müddetçe hani FED'in sıkılaşma eğilimi devam edeceğine dair değerlendirmeleri okuyor olacağız. Yine bilanço küçültmesi malum Mayıs ayı toplantısında açıklandı. Bu süreç biraz önce itibariyle başlıyor. Yine bu sürece dair değerlendirmeleri takip ediyor olacağız. Ama buradaki tutanaklardan hani piyasalarda çok ciddi bir fiyatlamayı beraberinde getirecek bir sürpriz beklemiyoruz. Dediğim gibi sıkılaşma eğilimine ve enflasyonu kontrol altına almak için gerekli adımların atılacağına dair bir metin görmeyi bekliyoruz. 50 bas puanlık faiz arttırım yönlendirmesinin sürdüğü ve burada son dönemde gerek FED Başkanı Powell'ın gerekse FED üyelerinin açıklamalarına paralel bir metin görmeyi beklediğimizi söyleyebilirim. Bu metin sonrasında çok ekstrem bir fiyatlama beklemediğimizi de tekrardan ifade edebilirim. Yedik Yatırım, Yatırım Müdür Yardımcısı Onur Can Bal. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Efendim başka bir başlıkla devam edeceğiz. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre %21.4, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %16.1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Nisan'da trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki aya oranla %21.4, bir önceki yılın aynı ayına oranla ise %16.1 artarak 118.974 oldu. Yılın ilk 4 ayına bakıldığında bir önceki yıla kıyasla %15.7'lik azalış olduğu görülüyor. Bu dönemde trafiğe yeni çıkan araç sayısı da toplam 359.344 adet olarak kayda geçti. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %69.8'i benzinli, %17'si dizel, %10.7'si elektrikli veya hibrit, %2.5'i ise LPG'li araçlardan oluştu. Bu dönemde benzinli ve hibrit ya da elektrikli araçların payı artarken dizel ve LPG'li araçların payı ise azaldı.
Nisan itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı da 25.594.663 oldu. Bunun %54,2'sini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15'ini ise motosiklet oluşturdu. Bu rakamların detaylarını konuşacağız. Bizlerle birlikte Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç olacak. Sayın Erkoç, hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Rakamların detaylarını izledik ilk etapta. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu rakamları? Tabii araç üretiminden ve Türkiye'ye girişten dolayı kaynaklanan bir eksilme var haliyle. Geçmiş yıllara baktığımız zaman yılda yaklaşık 1 milyon adet sıfır araç satılıyor idi. Ama bu pandemiyle beraber rakamlar geri geldi. İnşallah üretim artarsa talebin de artacağını düşünüyoruz. Bu tabii sıfır otomobille ilgili. İkinci el otomobilde de yaklaşık 2021 yılının ilk 4 ayında 1.783.709 araç. Geçmiş yıllara baktığımız zaman 2022 yılında 1.783.709 araç, 2021 yılında da 1.469.785 araç el değiştirmiş, ikinci elde alınıp satılmış. Bunda da yaklaşık bir %21.36 artış olduğunu görüyoruz. Peki satışlardaki artışın yanı sıra fiyatlardaki artış da maalesef gündemde. Bu artışı durdurmak için MASFET olarak bir öneriniz var mı? Neler yapılabilir? Şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz araç fiyatlarının artışında birden fazla sebep var. Bunlar dünyada tüm emtia fiyatlarında artış oldu. Haliyle otomobilde de oldu. Tabii bir tarafta üretimden kaynaklanan sıkıntılar var. Maden üretimindeki sıkıntılar var. Bunlar araç üretiminde gerek yedek parça, gerek montaj yönünden ister istemez arz talep dengesizliği çıkartıyor. Ülkemizde de yaklaşık satılan araçların %80'i ithal. %20'ye yakın kısmı da Türkiye'de üretilen ve montajı yapılan araçlar. Üretimde arz ve talep birbirini karşılamadığı için sıfır araç insanlarımız gittiğinde herhangi bir bayide bulamayınca ister istemez ikinci el araca yanaşıyorlar. Ve ikinci el fiyatlarda da ciddi bir yükselme oldu. Tabii bu üretimden kaynaklanan diğer bir taraftan da Türkiye'de ikinci el pazarına maalesef meslektaşlarımız, Türkiye'de 70 bin tane motorlu araç satıcısı var. Bunların haricinde herkes ikinci meslek olarak yapmaya başladı. Bunların denetlenmesi gerekiyor. Bunlar piyasada fiyatları artırıyor. Diğer bir taraftan da Türkiye'ye dışarıdan gelen sermayeler var. Bir takım satış ilan sayfalarını satın alıp aynı zamanda otomobil alıp satım işine başlayan dış sermayeler var. Bunlar da pazarı hem daraltıyor hem de fiyatların yükselmesine sebep oluyor. Peki satışların artmasını ikinci el pazarda bekler misiniz? Siz ikinci el pazarda fiyatların artış gösterdiğini de ifade ettiniz. Peki bu cephede son gelişmeleri nasıl yorumlamak gerekir? Önümüzdeki dönemde satışlar artacak mıdır? Tabii satışlar artıyor. Çünkü vatandaşımız görüyor ki bunu artık bir yatırım aracı olarak da görmeye başladılar otomobili. Elinde imkanı olanlar haliyle birden fazla parası varsa araç alıyor. Çünkü 3 ay öncesiyle 3 ay sonrası araç fiyatı çok ciddi artışlar oldu. Bugün baktığınız zaman dolardan da fazla bir artış var. Altından da fazla bir artış var. Gayrimenkulden de fazla bir artış var. Haliyle araç fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bizim buna engel olmamız için Türkiye'de üretimi yapılmayan, Türkiye'de montajı yapılmayan 1600 motor ve üzerindeki araçlar için 3 yaşına kadar ikinci elde bir otomobil ithaline müsaade edilmesi gerekiyor. Bunun talebi gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki çalışan vatandaşlarımız tarafından isteniyor. Daha önceki yıllarda yapılmıştı biliyorsunuz. Bir havuz oluşturularak yurt dışındaki vatandaşlarımıza 50 bin mark bankaya yatırmak karşılığı
3 yaşına kadar otomobil ithal müsaadesi verilmişti. Yine böyle bir şey geçici sürede olsa Türkiye'de yapılması gerekiyor. Başka türlü Türkiye'de araç fiyatının yükselmesine engel olamayız. Yine diğer bir taraftan da ÖTV çok fazla alınıyor Türkiye'de. ÖTV indirimi yapılması lazım. Bizde matrah ayarlaması yapıldı. O da biliyorsunuz 1000 motor ve 1500 motor arasındaki araçlar için yapıldı. Kur yükselince yapılan matrah ayarlamasının hiçbir hükmü kalmadı. Peki uzun zamandır çip krizini, tedarik zincirindeki sıkıntıları konuşuyoruz. Çip evet. krizi sebebiyle üretimde doğacak bir aksama süreci bekler misiniz? Ve tabii şayet böyle olursa yine önümüzdeki dönemde de fiyatlara bu nasıl yansıyacaktır? Şimdi tabii birkaç hafta öncesinde yanılmıyorsam Otomobil Distribütörler Dernek Başkanı bir açıklama yaptı. Dünyada ve Türkiye'de %20 araç fiyatlarının yükseleceğini söyledi. Tabii neye göre bunu söyledi bilmiyorum ama bizim bilgimize göre bu gerek çip krizi olsun gerekse araçların yedek parçalarındaki bazı aksesuarlarındaki üretimden kaynaklanan arz talep dengesizliği devam ediyor. Devam edeceğine de inanıyoruz. Biliyorsunuz 2 küsur senelik pandemi döneminde fabrikalar üretimi durdurdu. Bu arada arz talep dengesizliği ortaya çıktı. İster istemez bu da enflasyonu tetikliyor tabii. Maalesef son dönemde birçok sektörde stokçuluk gerçekleşiyor ki aslında taşıt sektörüne yönelik de bu denli iddiaları görüyoruz. Sıfır araçların evet. galeriler tarafından alındığı iddia edildi. Bunlara ilişkin peki görüşünüz nedir? Neler söylersiniz? Uğur Bey, bunlar tabii birilerinin üzerine atılması gerekli olan yanlış suçlamalar. Şunu söyleyeyim. Galerici arkadaşlarımıza hiçbir bayi araç satmaz. Bugün bayilerde çalışan bazı elemanlar dahi kendi çalıştığı yerden araç alıp dışarıda galeride araba sattırıyor. Bizler motorlu araç satıcısı olarak normal prosedür gereği bayideki satış fiyatı ne olursa olsun o rakamı vermemize rağmen bize araba vermezler, fatura kesmezler. Hiçbir bayi bize araba satmaz. Ama dışarıda konuşmamın başında da belirttiğim gibi ikinci iş olarak yapan bazı gruplar var. Bunlar bu araçları bayilerden alabiliyorlar gönül rahatlığıyla ve internet sitelerinde bu araçları satıyorlar. İnternet sitelerine girmemize bile gerek yok. Hangi bayi kime fatura kestiyse bu araçların verilerini, fatura adreslerini kontrol etsinler. Bunu gerek Ticaret Bakanlığımız gerekse Gelir İdaresi Başkanlığımız iş ortaya çıkar. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Efendim böylelikle paranın yönüne nokta koyuyoruz. Saat başında Serdar Kuter ekonomideki gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Saatler 18'i gösterdiğinde ise Z raporuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.